Merhaba değerli elektrik port takipçileri. Yeni bir webinarla daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz CLPA Türkiye Ülke Müdürü Tolga Bizel. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum huzurlarınıza. Hoş geldiniz Tolga Bey. Merhaba, hoş bulduk. Dilerseniz hemen başlayalım, hiç vakit kaybetmeden. Sorumuzu ben hazırlıyorum. Evet Tolga Bey, şu an başlamaya hazırız. Merhabalar. Öncelikle elektrik bizi takip eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Elektrik Port organizasyonuna da bu süreçte bize yer verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım kafamızdaki sorulara birlikte kısa bir cevap bulmuş oluruz. Öncelikle CLPA Türkiye ne demek ondan biraz bahsedeyim. CLPA CC-Link haberleşme protokolünü kullanan kullanıcıların bir araya gelerek oluşturduğu bir organizasyon. Tamamıyla promosyon amaçlı bir çalışma yapar ve ülkelerdeki CC-Link kullanımının arttırılmasını, endüstriyel haberleşme protokollerinin bir standardı olması konusundaki çalışmalara destek verir. Bugün bu arada bulunmamızın sebebi endüstrinin yeni evresi. Kısaca aslında bu evreye girmeden önce bizi bu evreye taşıyan süreçlere bir bakmak lazım. Sanayi her gün gelişiyor ve yeni kanallar yaratıyor kendisine ve buna ihtiyacı var. Çünkü insan için oluşan altyapı hizmetleri destekleyen bir süreç tanımı var kendisinin. Dolayısıyla her gün yeni bir insan ihtiyacı oluştuğu dünyamızda, yaşamımızda baktığımızda endüstrinin de bir takım evreler olması gerektiği konuşuluyor. Günlük hayatımızda tabii gelişen dijital platformlar, yeni haberleşme kanalları, yeni haberleşme yapıları sayesinde dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip etmek kolaylığına erişiyoruz. Belki de endüstrinin bundan önceki evreleri konusunda bu kadar bilgi sahibi olmadık bu evresi hakkında olduğumuz gibi. Çünkü o zamanki haberleşme imkanlarının şu ankiyle karşılaşılması mümkün değil. Dolayısıyla yeni endüstri evresini bol bol günlük yaşantımızda duyuyoruz. Sanayi 4.0 olarak Türkiye'de telaffuz ediliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan TÜSİAD toplantısında ve Sanayi Bakanlığımızın çalışma gruplarında yeni bir isim telaffuz yapılmadı. Sanayi 4.0 dememizde sakınca görmüyorum ama endüstrinin yeni evresi, Endüstri 4.0 kavramı öncelikle Almanya'da Alman hükümeti tarafından dile getirildi. Bir çalışma grubu oluşturuldu. Birçok büyük ve kaliteli Alman firması bu süreci destekleyecek çalışmalarda bulundu. Ve biz günlük yaşantımızda Endüstri 4.0, Sanayi 4.0 kavramını duymaya başladık. Dolayısıyla birden bir algı oluştu. Nedir bu diye. Çok kısa bir özetlemek istiyorum sanayinin evrelerini. Birçok yerde artık görünüyor ama bir özet yapalım isterseniz. 1700'lü yıllarda endüstride, imalat sektöründe buhar enerjisinin kullanılmasıyla başlayan evreye Endüstri 1.0 adını verdiler. Elektrik enerjisinin sanayi çalışmalarının içinde kullanıldığı zamana da 2.0 dediler, 1800'lü yıllardı. Hatta o zamanlar otomobil fabrikalarının etrafında inanılmaz büyük mahalleler, zor koşullarda yaşayan bir işçi sınıfı oluştu. Bunun sosyologlar bir takım zorluklarından da bahsederler. Ama o fedakar insanlar sayesinde hepimizin bir arabası var, biliyoruz şu anda. Onlara teşekkür ediyorum. Her endüstri arasında yükü çeken bir kısım var. 1960'lı yılların sonuna doğru Endüstri 3.0 bilişim teknolojilerinin elektrik enerjisi ve mekanikle beraber bir arada kullanılmasıyla başlanan evde imal teknolojisine kullanılmasıyla isimlendirildi. Ve 2011 yılından itibaren siber fizik sistemlerinin de artık sanayi üretiminde taraf olması gerekliliğinin üretim maliyetlerindeki ihtiyaçlardan dolayı konu edilmesiyle birlikte Endüstri 4.0 evresi başlamış oldu. Şimdi ben size bugün dünyanın Asya tarafındaki bir üretici firma olan Mitsubishi Elektrik firmasının konuya nasıl baktığını, Endüstri 4.0
eşlenik nasıl bir yanıt verdiği konusunda kısa bir açıklama yapacağım. Aslında tabii Endüstri 4.0 siber fizik sistemleri bir arada kullanılması dijital hayatla reel hayatın bir arada kullanılması kavramını oluşturdu fabrikalarda tabii. Fabrika üzerinde düşünüyoruz imalatta. Şu anda gördüğünüz slide'da sol tarafta ki süreçler günlük hayatımızda bizimle beraber var olan sistemler. Biz bunlarla şu anda üretim yapıyoruz, ürünlerimizi şekillendiriyoruz, tedarikçilere ulaşıyoruz, son kullanıcılara zamanında ürünlerini ulaştırıyoruz. Bu süreçlerin tamamını ekranınızın sağ tarafında gördüğünüz dijital fabrikalarla ilişkilendirerek değişen son kullanıcı taleplerine istinaden üretim bandımızın nasıl esnetebileceğimizi, nasıl esnek hale getirebileceğimizi anlıyoruz. Ve bunu da Müsmüş Elektrik olarak e-faktör olarak adlandırıyoruz. Ve 2003 yılından beri de bu süreci fabrikalarımızda biz kullanıyoruz. Dolayısıyla belki de bu yeni sanayi evresine en hazır firmalardan birisiyiz. Ama sebebi ve ihtiyacın hedefleri konusunda çok da detaylı şu anda bilgi vermem zor. Uzun bir zaman olur. Belki bir başka birlikteliğimizde konuşabiliriz. Konu buraya nasıl geldi diye bir bakarsak ya, 1969 yılında çok ilginç bir hadise oldu. Çok önemli bir gelişme. Ay'a gidildi. Bizim için, bizim gibi sektörün içindeki insanlar için belki de önemli olan şey bu Ay seyahatinde ki makinaları yönlendiren gömülü bilgisayar sistemiydi. Bence dönüm noktası hayatımızdaki dijital dünyaya ilk adımın ilk evresi buydu. O kullanılan cihazın detaylarına baktığınız zaman oldukça günümüzün elektronik cihazlarına nazaran primitif olduğunu görürüz. Çok zayıf bir işlemcisi olduğunu görürüz. Çok zayıf bir hafıza bölgesi olduğunu görürüz. Fakat buna rağmen bu cihaz uzay modülünün eylemsizlik hesaplarını yaparak Ay'a ulaşmasını, uzayda kaybolmadan Ay'a ulaşmasını ve tekrar evine geri dönmesini sağladı. Bu muhteşem bir gelişmeydi zamanında. Fakat sonra 2007 yılında çok ilginç bir hadise bizim günlük hayatımızda da oluştu ve smart telefonlar hayatımıza girdi. İki kavram bence yeni endüstri evresini çok net anlayabilmemiz için güzel örnekler oluşturuyorlar. Şu anda birçok kullanıcının cebinde taşıdığı smart telefonlar Ay'a Ay modülünü götüren bu gömülü sistemler 600 defa güçlü, yaklaşık 600 kere güçlü. Ve 16 milyon kilobayt civarında daha fazla hafızaya sahip. Demek ki biz aslında günlük hayatımızda Endüstri 4.0'ı yaşamaya başlamışız. Ve sene 2007'ymiş. Çünkü gerçek hayatla dijital hayatı cebimize koymuşuz. Şimdi aslına bakarsanız bu tabii endüstrinin bu çeşit yanıtlar üretmesinin sebebi ticaretten kaynaklanıyor. İşin temeli ticaret. Ticaret uzun yıllar resimde de gördüğünüz gibi İpek yolu üzerinden yapıldı. Bizim ve birçok bizimle beraber bu coğrafyada yaşayan ülkelerin ticari kanallarını oluşturdu bu yapı. Uzun yıllar bu hat üzerinden ticaret yapıldı. İşte Çin'den Avrupa'ya ipek geldi, baharat geldi. Avrupa'dan Çin'e cihazlar gitti. Ve bu yol üzerinden bilim adamları gitti. Hastalıklar gitti geldi, doktorlar gitti geldi. Her şey bu yol üzerinden ortaya çıktı. Fakat günümüzde yeni bir yol tanımlanıyor ticaretle ilgili. Bu da dijital bir dünya. Eğer istatistiklere bakarsanız şu anda internet üzerinden yapılan ticaretin inanılmaz boyutlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla biz de bu yeni oluşan ticaret platformunda fabrikalarımızı yeni bir kurguya geçirmemiz gerekiyor. Aslında bütün hadise, bizi buraya sevk eden bütün hadise buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla Endüstri 4.0 kavramı
aslında bizim günlük hayatımıza girmiş olan süreçlerin üretim hatlarımıza da entegre edilmesini sağlayan bir yapılanma. Biz 2015 yılında WIN fuarındaki standımızda benzer bir simülasyon çalışmasını misafirlerimize, ziyaretçilerimize sunmaya çalıştık. Ama o zamanki süreçte şu anki gibi insanların Endüstri 4.0 bilinçliliği, bilgisi yeteri kadar hazır olmadığı için çok da anlaşılamadı belki. Ama 2017 yılında bu Mart ayında yeniden dijital bir fabrika simülasyonuyla standımızda olacağız. Burada bir Türk metal şekillendirme makinalı üreticisi firmanın presini Mitsubishi Electric'in robotlarıyla besledik. Bu fiziksel olarak bu makinalar ve robotlar standımızdaydı. Fakat soru şuydu. Öyle örneğin bir yatırımcısınız veya bir fabrikanız var. Bu gerçekçi fiziksel olarak duran makinenin arkasındaki konveyör sistemleriniz, makinalarınız, raflarınız bu makinenin çalışma hızına yetişebilecek mi, yetişemeyecek mi? Veya ürün değişimi olduğu zaman arka taraftaki hattın şekli nasıl şekillendirilecek? Fabrikanın üretim performansı ne olacak? Hangi makine ne zaman arıza yapacak? Hangi operatör ne zaman yorulacak, ara verecek? Hangi forklifiniz sorun yaratacak? Hangi makinenizin işleme performansından memnun kalacaksınız? Veya hangi ek yatırımı yapmanız gerektiğini bundan hiçbirini yapmadan bilmek istiyorsunuz. Yeni endüstri evresi bunu emrediyor. Dolayısıyla biz standımızın arka tarafında dijital bir fabrika kurduk. Gelen ziyaretçilerimiz de 3 boyutlu sanal bir fabrikayı gezme şansı buldular ve üretim bandında eğer gerçekten standta bulunan robotların hızı arttırıldığı zaman arkadaki operatörün ne kadar hızlı çalışması gerektiğini beraberce simüle ettik ve operatörün bacaklarının gücünü, mola zamanını, arkasındaki forklifin paleti getirme zamanındaki süreç optimizasyonunu ve senkronizasyonunu beraberce izlemiş olduk. Dolayısıyla bu bizim Endüstri 4.0 süreçlerine bakış algoritmamızı aslında anlatan bir yapıydı. E-Factory, Japonların aslında Mitsubishi Elektrik dünyasında bu fabrika içindeki tedarik zincirlerinin, ürün tedarik zinciri ve işletme zincirinin birbirine nasıl senkron yapılacağı konusunda bir yanıtıdır, bir cevabıdır. Bu konuyla ilgili bu iki zincirin yani ürünü üreten ürünün yaşam zinciriyle fabrikanın üretim zincirinin birbirine nasıl entegre edildiğini gösteren iyi bir konsept çalışmasıdır e-Faktörü. Dolayısıyla amacı fabrikanın içindeki her bir makinenin, her bir objenin, her bir insanın fabrikayı yöneten bütün yönetim zinciriyle online haberleşmesi prensibine dayanır. Haberleşme burada çok önemli bir altyapı oluşturur tabii doğal olarak. Akıllı sensörler, akıllı makineler olmak zorunda evet. Fakat bu akıllı makinelerin ve akıllı sensörlerin ve her bir objenin, akıllı objenin ürettiği bilgiyi tedarik edip fabrika yöneten üst yönetim programlarına iletmesi gerekir. Dolayısıyla ve oradan da gerektiği yeni modifikasyonları alması gerekir. Örneğin son kullanıcının üretilen malzeme ile ilgili en ufak bir değişiklik talebi çok hızlı bir şekilde ürün tasarım bölümlerine gelir. Tedarik zincirlerinden bunun ne kadar tedarik edilebileceği değerlendirilir ve hattın bu yeni tasarımdaki ürünü üretebilmesi için anında değiştirilmesi, anında modifiye edilmesi, yeni şekle sokulması ihtiyacının bilgisinin iletilmesi gerekir. Veya hat üzerinde çalışan herhangi bir makinenin ne zaman arıza yapacağını ve üretimi ne kadar aksatacağını online yukarıdaki fabrikanın öz kaynaklarını yöneten programlar üretmesi gerekir. İşte e-Factory konsepti bütün bu süreçleri optimize etmek için geliştirilmiş bir yapıdır. Fakat burada bir yanlış yapmamamız lazım. Nedir? Bütün bilgiyi üst tarafa taşımak ve oradan da bulutu aktarmak aslında doğru bir yaklaşım değil. Her bölgede, her katmanda
ayrı ayrı bilgilerin değerlendirip analiz edilip ihtiyaç olan bilgilerin üst tarafa taşınması, analizinde yapılması gerekiyor. Bununla ilgili de birçok çalışma sürüyor. Ama e-faktörü bunun bu kısmını nasıl icra ediyor? Bir partner programımız var. E-faktörü partnerleri dünyada var. E-faktörü Allianz programı diyoruz biz buna. Birçok firma bu yapının üyesi ve bizim ürünlerimiz, Mitsubishi Electric'in ürünleri bu firmaların ürünleriyle doğal haberleşiyor. Anlaşmalarımız var. Örneğin SAP firmasıyla bir anlaşmamız var. MES-IT diye bir ürünümüz var. Fabrika içindeki bütün dataları toplayıp, ihtiyaç olan analizden geçmiş dataları toplayıp SAP'ye direkt yazabiliyor. Dolayısıyla sizin burada bu tip bir haberleşme altyapısını setup yapmanız 15-20 dakikanızı alıyor. Ve bu kolaylık tabii fabrikalardaki üretimin şekillendirilmesine sebep veriyor. Kısaca bir detay inersek neyi yapmaya çalışıyoruz? Bu iki tedarik zinciri birleştirildiği zaman e-faktörü platformunda fabrika içinde yani Product Life Management ve Supply Chain Management cycle'ı birleştirildiği zaman fabrika içinde ki bütün makinalar, o makinaları yöneten management programları, enerjiyi optimize eden programlar, bu makinaları tasarlayan, ürünleri tasarlayan ve bu makinaları devreye alan engineering programlarıyla online çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Yani siz makinenin üretimindeki herhangi bir ürünün tasarımını değiştirdiğiniz zaman otomatik olarak onun tasarımını değiştiren yazılım parçacığı makinenin setuplarını da değiştiriyor. Dolayısıyla operatörün bu yeni üretimle ilgili bir ayar yapması gerek ihtiyacı oluşmuyor. Dolayısıyla adım adım içinde insan olmayan daha esnek üretim bantları hayata geçirmek ve çeşitlenen insan ihtiyaçlarını da karşılamak mümkün oluyor. Şimdi bir adım daha ilerleyelim. Japonlar bu yeni üretim metoduna Monozokuri diyorlar. oldukça zor. Aslında bakarsanız neyi anlatmaya çalışıyorlar? Bir data toplama sürecinden bahsediyorlar. Yani üretimdeki bütün ihtiyaç olan dataların toplanması, bunların analiz edilmesi, bunların buluta veya ilgili işlenecekleri bölgeye haber iletilmesi ve sonuçta buradan yeni fikirlerin üretilmesi, üretimle ilgili yeni hadiselerin üretilmesi. Bu ana temel 4 yapı üzerinde e-faktörü şekilleniyor. Gelecek bu 4 yapı üzerinde ürün tanımlamasında Mitsubishi Electric de kullanılıyor. Aslında Mitsubishi Electric'in izlemeye çalıştığı e-faktörü konsepti, hayata geçirmeye çalıştığı konsept dünyanın Avrupa tarafında e-faktörü Endüstri 4.0 olarak tanımlanan sürece yanıtı, Çin'de Intelligent Manufacturing olarak hayata geçirmeye çalışılan sürece yanıtı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Smart Manufacturing konseptine yanıtı, Japonya'da Innovation 25 konseptine Mitsubishi Electric'in verdiği bir yanıt olarak ortaya çıkıyor. Dünyanın her bölgesinde bu yeni dijital hayatla ilgili bir çalışma var. Neden öyle oldu diye de bakarsak eğer, aslında bu periyot hayatımıza peyderpey bir fasılayla girdi. Önce evlerimizde dijital yansımaları oldu. Şimdi arabalarımızda hissediyoruz. Biraz sonra birkaç örnek vereceğim. Yakın bir zamanda şehirlerde göreceğiz. Hatta belki de bazı kısımlarında görüyorsunuz, hastaneye gidiyorsunuz. E-Devlet'ten hızlıca geçmişte geçirdiğiniz hastalıkların analizleri yapılıyor. Gelecekte ne olabileceği konusunda belki yorumlar yapılacak. İşte Endüstri 4.0 süreci de bu dijital hayatın fabrikalara geldiği süreçtir ve vakit hızla devam ediyor. Belki Endüstri 5.0'da bambaşka şeyleri konuşacak yine arkadaşlar. Peki ben her zaman yaptığımız toplantılarda bu örneği çok veriyorum. Böyle bir mutfakta sabah kahvaltısı hazırlayan arkadaşımız oluyor mu diye soruyorum. Henüz bir evet cevabı alamadım ama yakın bir zamanda bu resimde görülen buzdolabını Türkiye'deki global bir yerli üretici firmanından almanız mümkün olacak. Buzdolabı size
sizi tanıyacak yanına yaklaştığı zaman, yaptığınız rejimi bilecek. Bu rafta sizin için artı 4 dereceye kadar soğuttuğum süt hazır. Bu şeyde içtiğiniz vakit yenisini de sipariş ettim. Yolda şu zamanda kapıda olacak. Parasını da kredi kartınızdan çektiğini söyleyecek belki. İşte buzdolabı bu çalışmayı yaparken fırın diyecek ki ben yumurtaları biraz sonra sizin için hazır etmiş olacağım. Siz bu arada çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinden bulaşık makinesinden bardağınızı alabilirsiniz. Ve bu arada da bugünkü programınızı planlayabilirsiniz diyecek. İşte bu hayatımızın günlük hayatımızdaki objelerin internetle tanıştığının, buluştuğunun bir yansıması, bir örneğidir. Böyle mutfakları yakın zamanda kullanacağız arkadaşlar. O zaman günlük hayatımızdaki üretim hücremiz bu haldeyse fabrikalarımızın nasıl olacağını herhalde tahmin edebiliyorsunuz, hayal edebiliyorsunuz. Bazen de daha ilginç bir mobil uygulamadan bahsediyorum. Yakın gelecekte arabalarımız bizim sürüşümüzü asist edecek. Yani diyecek ki bu lastik havaları şiddetiyle yapacağınız fren mesafesi, öndeki araçta emniyetli mesafeniz bu olacak. Veya geçen ay bu yoldan eve gitmediniz, bu yoldan giderek tüketeceğiniz benzin parası size önereceğim alternatif güzergahtan daha ekonomik olmayacaktır. Lütfen diğerini kullanınız. Veya bir sonraki kavşakta karşılaşacağınız ışıkla aranızdaki mesafeyi hesaplayarak ortalama bir o ışığa takılmamanız için size üreteceğiniz hızı hesaplayacak ve bilecek. Tamamıyla bir sunumun başında verdiğim işte gömülü sistemlerin günlük hayatımızda ay modülünden sonra nasıl yer aldığını göreceğiniz bir evre başlıyor. Bu resimde ise arkadaşlar Tesla arabasının dünyayı nasıl gördüğünü görüyoruz. Nvidia'nın bir görüntü işleme kartını kullanıyor ve bir saniyede 30 objeyi birbirinden ayırabiliyor arkadaşlar. Yani 30 farklı objenin birbirinden ayrıldığı bir algı ve bilinçlenme, görüntü işleme sürecinden bahsediyoruz. Ve bu işlenen görüntü sürekli kaydedilerek başka objelerle paylaşılıyor. Yani bu araç yolda giderken bir tabelayı öğrendiği zaman ne olduğunu başka araçla bunu paylaşıyor. Dolayısıyla bunun aynısını fabrikanın içinde düşününüz ne olacağını. Fabrika içinde çalışan ve belli bir şey yapmaya planlanan makina o işle ilgili süreçler konusunda taraf oluyor ve bir sonraki süreçte daha akıllı bir şekilde bizi uyarıyor. Biraz dağıtalım. Evet, aracımız akıllandı, bizi asist ediyor. Tolga Bey, ticaretle ne alakası var diyeceksiniz. Çok alakası var. Aracımız aynı zamanda bize en beğendiğimiz, birkaç gün önce internette araştırdığımız veya arkadaşlarımızla sosyal medyada tartıştığımız en beğendiğimiz deri ceketin hangi yol güzergahında ucuza satıldığı konusunda bildirimde bulunacak. Bu bildirimi yaparken de bu bildirimi yapacağı ürünün üretim tedarik zincirlerini de kontrol edecek. Yani bizde gittiğimiz vakit o ürünü bulabileceğimiz mağaza konusunda da bilgi verecek. Tabii ki köşeden çıkacak, araca çarpmamamız için bizi uyaracak. Evet, ama işin ticari boyutu da var. En beğendiğimiz montun nerede olduğunu söyleyecek. Bir Latin Amerika ülkesinde bir analiz yapılmış arkadaşlar. Bu bir Latin Amerika ülkesindeki testten, ünlü bir istatistik testinden bir kesit resim. Askıdaki montların üzerinde bir counter var. Bu counter ilgili firmanın Facebook sayfasındaki ürünün tıklanma, like edilme sayısı. İnsanlar beğenilmek istiyorlarmış arkadaşlar. Beğendikleri ve beğenilen ürünleri almak isterlermiş. Dolayısıyla sizin bir endüstriyel üretici olarak, fabrika olarak beğenilen ürünlerden daha çok üretmeniz lazım ki satılabilsin. Siz az like'lanan bir monttan çok üretmeye devam ederseniz işte bu yeni ipek yolunda mücadele etmeniz mümkün değil. Yeni bir ticari düzen, yeni bir ticaret yolu tasarlanıyor Endüstri 4.0'la. Birçok imalat maliyeti azaltılacak.
Dolayısıyla arabanızla yolculuk ederken like'lanan ürünün hangi mağazada olduğunu da bilmek isteyeceksiniz. Ve dikkat ederseniz aslında bütün bir şehir birbiriyle dijital dünyada konuşuyor şu anda. Bunun yaşandığı şehirler var. Ve bu zincire işte yeni endüstri evresiyle fabrikamız da dahil oluyor. Biz Mitsubishi Electric'te buna e-faktörü diyoruz arkadaşlar. Böyle anlatmaya çalışıyorum. Konu buraya nereden geldi? Buradan geldi. Bu resimde gördüğünüz gibi birçoğumuz artık mektup yazmıyoruz. En azından ben yıllardır yazmadım. Benimle yaşlı olan birçok insan belki ortaokul yıllarında birkaç mektup attı. Bilmem sizin var mı öyle bir tecrübeniz son zamanda. Ama şu anda beni dinlerken bile bilgisayarınızın bir köşesinden e-mail atıyorsunuz. İşte arkadaşlar bu bizim Endüstri 4.0 evresine aslında girdiğimizin, içinde olduğumuzun bir sebebi. Neden buna yanıt vermemiz gerektiğini de bu resim anlatıyor. Artık herkes içeceği kahvenin köpüğünde başka bir şekli görmek istiyor. Yani herkes kişiselleştirilmiş ürünler, kişisel ürünler almak istiyor. Bir başkasının kullandığı standart renkli arabayı istemiyoruz arkadaşlar. Veya bir başkasının kullandığı arabanın konsolunu kullanmak istemiyoruz. Yeni ihtiyaçlarımız var bize özgü. Dolayısıyla şu anda elimizdeki mevcut fabrikalarla bu ihtiyaçları karşılamamız mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'deki imalat gücümüzü, mevcut imalat gücümüzü koruyabilmek için de Endüstri 4.0'ın gereklilerini yerine getirmeye çalışmamız lazım. Aslında tabii birçok analiz yapmak mümkün olmakla beraber durumun çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Bu yeni evreye uyum sağlayabiliriz. Çünkü aslında bizim yaban atılamayacak, bu bölgede yaban atılmayacak bir imalat maliyet gücümüz var. Sayılarımız tabii evet Çin ve Asya ülkeleri kadar ucuz olmayabilir. Fakat teknolojimizi eğer yapabilme gücümüz ve kalitemizi de Avrupa ile değerlendirirseniz Çin ile Almanya arasında bir yerde duruyoruz. Dolayısıyla ekranda gördüğümüz adaptasyonu, e-faktör adaptasyonu fabrikalarımızda en azından yapabilirsek yeni endüstri evresinin tarif ettiği resmin bir kısmına yanıt vermiş oluyoruz arkadaşlar. Neyi yapmış oluyoruz? Üretimdeki her bir hattaki, her bir noktadaki dataları bir MES IT ile MES modülüne çıkartıp fabrikanın öz kaynakları ile ilişkilendirip işte hangi montun neresi için üretilmesi gerektiğini, dünyanın neresinde daha çok satıldığını, nereye lojistik yapmamız gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu örnek bir slide. Şu anda bizim Nagoya fabrikamızda kullanılan konsept. Bütün fabrika içindeki elektronik ekipman üreten hatlarımız tamamıyla birbiriyle entegre ve bağlı çalışıyor. Tedarik zincirleri kullanılıyor ve bu konsept Intel'in Malezya fabrikasında pilot çalışmasını ilk yabancı firma üretim hattında yaptı. Yaklaşık 9 milyon dolarlık bir de iyileştirmeye sebep olduğunu Intel firması anlatıyor. Bizim bununla ilgili bir simülasyon çalışmamız da var. İkisine de rağmen verebilirsek. Evet, hadi yapalım. Şimdi hadise arkadaşlar çok hücresel üretim bandı olarak değerlendirilebilir. Biliyorsunuz daha biz çok alışkınız seri imalat hat şeklinde üretim bantlarına. Ama bizim fabrikamızdaki istatistik çalışmaları bize gösteriyor ki ekranınızın sol tarafında parça parça yapalım o zaman. Hı hı. Sol tarafında gördüğünüz dijital fabrika, sağ tarafta gördüğünüz gerçek fabrikanın bir simülasyonu. Biraz önce bahsettiğim ürün tedarik zincirlerindeki hızlanma ve yavaşlamanın sizin bandınıza nasıl etki edeceğini online görebilirsiniz ve iki sistemi birbiriyle senkron çalıştırabilirsiniz. E-Factory konsepti buna izin veriyor arkadaşlar. Yani E-Factory Alliance Member bir firmanın, partner firmanın simülasyon programını da fabrikanızı simüle edebilirsiniz ve Mitsubishi Electric'in e-faktörü konseptine uyumlu olan bütün ürünlerini de bu simülasyon programıyla birlikte aynı anda online kullanabilirsiniz. Yani
sanal dünyadaki, dijital dünyadaki fabrikanız hızlandığı zaman gerçek taraftaki dünyanızdaki fabrikanız hızlanmaktadır. Bu sizin birçok süreciniz, yani o beğenilen ürünü tam zamanında olması gereken yerde olduğunuz için üretim bandınızın her bir objesinin nasıl davranması gerektiği konusunda bir fikir oluşturacaktır. Bu hat tamamıyla kendi kendine yapıyor bu işi. Robotlar malzemeyi görüyorlar, kendi kendilerine hızlanıyorlar, fabrikanın öz kaynaklarını ona göre tedarik zincirlerine bildiriyorlar. Biz bununla ilgili Türkiye'de de birkaç örnek yaptık arkadaşlar. Özellikle yem fabrikaları otomasyonunda e-faktörü aplikasyonunu yapıyoruz. Bunun marketing çalışmasını da yapıyoruz. Yazılarını belki okuyorsunuzdur veya bundan sonra bol miktarda okuyacaksınız. Yem fabrikası otomasyonu tıpkı burada gördüğünüz gibi sanal bir dünyayla gerçek bir fabrikanın beraber çalışması ve en ucuz üretim süreçlerini yaratması ile birlikte size yeni endüstri evresine yanıt verecek bir platform oluşturuyor. Müsbüş elektrik olarak da bu teknolojiyi kullanıcılarla ve sizlerle paylaşmak istiyoruz. İşte bunun çalışmasını birlikte BİM fuarında beraberce yapacağız. Şubat ayındaki fuara sizi bekliyorum. Orada dijital dünyayla benim de dijital bir tarzım veya bir şeklimin de içinde olduğu çalışmayı beraberce birlikte deneyeceğiz. Nasıl günlük hayatımıza girebileceğini birlikte konuşabileceğiz. Teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar şu anda. Biz de çok teşekkür ederiz Tolga Bey. Tek nefeste anlattınız. Şimdi bazı arkadaşlarımızın soruları var. Evet. Sizler de sorularınızı yine Endüstriyel Haberleşme hashtag ile Twitter'dan bize sorabilirsiniz. Şöyle kendimizi kameraya alalım. Türkçe karakterlerle Endüstriyel Haberleşme veya e-faktörü, şu an ekranda da gördüğünüz e-faktörü şeklinde yazarak sorunuzu bize Twitter'dan yöneltebilirsiniz. Ben şu an sorulmuş soruları birkaç tanesini size yönelteyim. Sanayi 4.0 geçişinin sosyolojik boyutlarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz diye bir soru gelmiş. Çok güzel. Bununla ilgili kısa bir yazı okumuştum. Onu paylaşayım isterseniz. Endüstrinin her evresinde sanayileşen toplumlarda sosyolojik sorunlar veya sosyolojik gelişmeler yaşanmış. Benim çok ilgimi çeken İngiltere'de yaşanan sanayi devriminin oluşturduğu sosyolojik süreçler çok ilgimi çekti, onu paylaşayım. İngiltere'de fabrikaların etrafında bu hat otomasyonu, seri imalat, otomobil imalatı süreçleri yaşantılarına girdiği zaman insanların fabrikaların etrafında inanılmaz büyük bir yerleşim oluşmuş. İşçiler, fabrikada çalışan insanlar, aileleri çok hızlı bir şekilde fabrikaların etrafına yerleşmişler. Tabi bu kadar hızlı yerleşim olunca şehircilik altyapısı sağlanamamış. Hatta lağımlar, sular, lağım suları sokaklardan akıyormuş. Birçok salgın hastalık oluyormuş diye bir doküman okumuştum. Ve evet, bu bir sorun. Gördüğünüz gibi bir endüstri evresi gerçekleşmiş ve insan hayatında olumsuz birçok sorun oluşmuş. Ama o sürecin sonunda seri üretilen ve çalışıp kazandığımız parayla, en azından orta kesimin kazandığı parayla alınabilecek bir arabamız olmuş. Arabanın teknolojik olarak içerdiği, otomobilin teknolojik olarak içerdiği kolaylıkları düşündüğünüz zaman bu fiyatlara alınabilmesi bir mucize bence. Çünkü çok iyi bir megatronik makinesi örneği. İçinde yazılım var, hidrolik var, elektrik var, mekanik var. Yani bu kadar ucuza alabilmek işte o insanların verdiği ne derler, öz veri tarafından, yani bu problemlerle savaşma. Evet, bu bir sosyolojik problem. Evet, her endüstri devresinde bir sosyolojik problem olacaktı. Ben bu endüstri evresi için de böyle şeyler bekliyorum. Ama konunun uzmanı sosyologlar buna da bir çözüm bulacaklardır. Tıpkı o zaman insanların yaşam tarzlarını, altyapılarını iyileştirerek bu sorunu çözdükleri gibi. Bu endüstri evresinde de
oluşan sorunları beraberce yaşayacağız ve çözeceğiz. Şimdi siz bahsettiğinizde ben de şunu düşündüm. Dediğiniz gibi birden ikiye geçiş, ikiden üçüncü sanayi devrimine geçişte böyle sert geçişlerde bir acemilikten kaynaklı veya o sosyolojik boyutlara çok dikkat edilmeden yapılmış çalışmalar neticesinde çok insanın canı yanmış veya çok acılar çekilmiş. Açıkçası biz de geçmişten biraz ders alarak bu geçişi daha nasıl iyileştirebiliriz üzerine çalışarak sanki bunu daha rahatlatabiliriz gibi de düşündüm. Bilmem ne dersiniz. Valla bu tabii sosyologların uzman olduğu bir konu ama benim uzmanlık alanında giren kısmı ile ilgili fikrim pozitif. Yani insanların hayatları kolaylaşacak. Tekrar edilebilen işleri yapmak zorunda kalmayacağız. O işleri bizim için dijital süreçlerle taçlandırılmış makineler yapacak. Biz daha insancıl şeylerle uğraşacağız. Örneğin sanatla ilgileneceğiz. Nasıl geçineceğiz? Belki bizim için bir robot çalışacak. Benim adıma bir robot çalışacak. Parayı kazanacak. Ben de sanat yapacağım. Bilemiyorum. Yeni endüstri evresini beraberce yaşayacağız. Hayatımıza nasıl tesir ettiğini beraberce göreceğiz. Ama cep telefonlarınızı, smart telefonlarınızı cebinize taşıyarak bu evreye nasıl yaşadığımızı görüyorsunuz. Her şey hızlı oluyor, evet. Çok hızlı bir hayat yaşıyoruz. Aynen. Sorular da çok fazla var. Evet. Dilersiz başka bir tanesine evet, geçiş yapalım. Sizce Endüstri 4.0'da siber saldırılar artırılarak firmalar bu sistemden etkilenmez mi? Tabii. Firmalara burada bir evet dönü düşüyor. Firmalar da bununla ilgili kendi siber güvenlik teknolojilerini geliştirecekler. Bununla ilgili birçok firma çalışıyor. Görüyorsunuz dünyanın birçok yerinde böyle ataklar oluyor. Hatta birçok iş kolu, yeni bir iş oluşturuldu. Mesela sizi bir siber saldırı grubu arıyor, diyor ki web sayfanızı, haberleşme portalınızı bloke ettim. Bana şu kadar para öderseniz açacağım gibi. Tabii ki olacak. Her zaman oluyordu aslında. İnternet istatistiklerine bakarsanız bir dakikada 20 kişinin banka bilgileri çalınıyor. Yani bunu çalınmaması için de birçok bankadaki bilgi işlem merkezi çalışıyor. Evet, bunlar olacak. Evet. Başka bir soru da şunu sorar. Fiber optik sistemler kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız haberleşmede veri hızı ne oranda değişmektedir? Biz Mitsubishi Elektrik olarak servo sistemlerimizde çok eskiden beri fiber haberleşme altyapısını kullanıyoruz. Şu anda eriştiğimiz en büyük hız CC-Link AI ile, Endüstri Ethernet tabanlı CC-Link modülümüzde 1 gigabandridir. En yakın rakibimizin 10 kat hızlısıyız. 1 gigabandri nereden, hani niçin böyle bir şey olduğu konusunda da kısa bir bilgi vereyim. Kore menşeli bir panel üreticisi firmanın ürettiği panellerinin piksellerinin kalitesini test etmek için bir test sistematiğine ihtiyacı duyuyor. Ve Mitsubishi Elektrik'e başvuruyor. Diyor ki ben bir panele milyonlarca piksel koyuyorum ve buradaki renk piksellerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek istiyorum. Yani ona bilgi göndermek istiyorum ve yanıt almak istiyorum. Herhalde tahmin edersiniz ki 100 megabandri ile bunlar olmaz. 1 gigabandrilik bir haberleşme hızıyla fiber bunu sağlamak mümkün, evet. Bir başka soru da, endüstriyel haberleşme sürecinin devamında sizce geleceğin meslekleri neler olacak diye bir soru sor. Valla bununla ilgili de sosyologla yine çalışıyor. Geçenlerde yine bir yerde okudum. Adını dahi duymadığımız 20 tane farklı meslek olacağını söylüyorlar. Adını dahi duymadığım, mesela geçen aklıma geldi. Müthiş bir bilgi akıyor üst tarafa. Siz her akıllı sensör koyduğunuz zaman o sensör size bir bilgi üretiyor. Bilgiler sürekli geliyor arkadaşlar. Bunları bir yere koyuyoruz. Dağ gibi birikiyor. Şimdi bilgi eğer işleyebiliyorsanız, ondan bir şeyler çıkartabiliyorsanız kıymetli. Tıpkı Zonguldak'taki kömür üretimi gibi. Maden aşağıda duruyor. Kömürü çıkartıyoruz. Ne yapıyoruz? Kömür çıkartan işçilerimiz var. Kömür işçisi, maden işçisi diyoruz değil mi? Evet. Demek ki bilgi işçisi olacak gelecekte hayatımızda. Alın size bir meslek. Bu bilgilerden kıymetli olanları çıkartacak bilgi işçisi. Yani iyi bir meslek olabilir. Aynen. Evet. Yine bir başka soru. Fabrikalardaki öngörülü bakıma ne gibi katkılar sağlayacak?
Öngörülü bakın. Valla Japonlar bu bakım konusunda teorik olarak çok ilerlediler arkadaşlar. Hatta dünyadaki birçok bakım iyileştirme süreçlerinin sertifika programlarını Japon firmaları yapıyor. Biz şöyle bir çalışma yapıyoruz. Günlük güncel bir çalışma olduğu için size söylüyorum. İstanbul'daki Marmaray altyapısının istasyon otomasyon süreçlerini, yönetim süreçlerini müstüşeklik yaptı. Şimdi havalandırma fanlarının titreşim takiplerini yapacağız. Fanın ne zaman arıza yapacağı konusunda bilgi vereceğiz. Çünkü havalandırma çok önemli. Bizim ulaşımı kullanan insanların konforunu teşkil ediyor. Ne zaman arıza yapacağını, insanların o arıza yapmadan önce o fanın ne zaman değiştirilmesi gerektiğinde veya bakım yapılması konusunda analizler yapıp yorumlar yapacağız. Süreç böyle destekler olabiliyor. Yani bu olmadan olmaz zaten. Yani Evet. büyük bir etkisi var. Her bir fana akıllı bir sensör koyacağız. İzleyeceğiz, analiz edeceğiz. Frekans domaininde gelen titreşimleri değerlendireceğiz ve ne zaman bakım yapılmasını söyleyeceğiz. Dolayısıyla bunun aynı benzer çalışmaları fabrikadaki diğer makineler için de yapmak mümkün. Yani yağın ne zaman değişmesi gerektiğini, yağın partiküllerinin ne kadar kalınlaştığını ve eskidiğini takip ederek tabii ki sürekli ve bakım konusundaki süreçlere Endüstri 4.0 yeni bir soluk kaldıracak. Evet. Bir başka soru da şunu sorar. Çin'e karşı başlatılmış hareket karşısında Çin bu devrime nasıl ayak uyduracak? Ha, herkes bir şeyler yapıyor. O herkesin her organizasyonun kendince bir yanıtı var. Çin'in de bir yanıtı olacaktır. Ama burada tabii Endüstri 4.0 kavramı asıl önemli hadise Avrupa'daki üreticilerin veya Amerika'daki üreticilerin veya daha pahalı üretim yapan ama inovasyonu yaratan, fikri üreten firmaların Çin'in üretim gücünün getirdiği maliyetle yarışma kavgası aslında. Ne yapmaya çalışıyoruz? Ucuz insan gücüne karşılığı daha hızlı ve optimize ve yapılmış üretim bantlarını, dijitalleştirmiş üretim bantlarıyla bu süreci Çin'e eşit bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bizim için de geçerli aynı şey. Tabii Çin de bu durumda elindeki mevcut bu gücü kaybetmemek için bir şeyler yapmak zorunda. Onların da bir yanıtı var. Anlattım size biraz evvel. Çin'de de Endüstri 4.0'ın başka bir intelligent manufacturing diyorlar. Başka bir sinerjisi var, çalışıyor. Evet. Bir soru da şunu sorar. Endüstriyel haberleşme geçişine en hızlı uyum sağlayacak sektörler hangileridir? Otomotiv. Otomotiv çünkü şimdi 4.0'a geçmek için sanırım 3.0'ın Endüstri 3.0'ın gerektirdiği altyapıyı sahip olmak gerekiyor. Otomotiv en önce yanıt verebilecek sektörlerden biri olarak görüyorum. Ben Türkiye'deki otomotiv fabrikalarımızın da durumunun çok kötü olmadığını düşünüyorum. Yeni Endüstri 4.0 süreçlerini en yakın şekilde orada göreceğiz diye düşünüyorum. Birçok firmada ama otomotivle ilgili çok büyük firmada da Endüstri 4.0 gruplarının kurulduğunu fabrikalar içinde görüyorum. Bu gruplar fabrikanın Endüstri 4.0, Sanayi 4.0 kendi kavramımızla bizim kültürümüze uygun olan şekliyle neler yapılması gerektiği konusunda çalışıyorlar. Benim beklentim otomotiv sektöründe çabuk çabuk göreceğiz. Ama Türkiye çok büyük bir KOBİ ülkesi arkadaşlar. KOBİ'lerde de bir şey göreceğiz. Yani ben orada da mutluyum. Çok kolay olmayacak. Çünkü dar organizasyonlarda yeni endüstri evresinin süreçlerini hayata geçirmek oldukça ilginç bir tecrübe olacak bizim için. Ama başaracağız. Göreceksiniz. Biz de bu evrede bir yer alacağız. Ben şunu merak ettim, bu sorunun peşi sıra bence sorulabilir. Türkiye'deki otomotiv fabrikaları size bir şekilde gelip bu süreçle alakalı diyalog kurmaya çalışıyorlar mı? Sadece otomobil fabrikaları değil, birçok büyük fabrika bu konuda bize geliyor ve Endüstri 4.0'ın Türkiye'deki yansıması olan Sanayi 4.0 kavramına nelerle adapte olabilecekleri konusunda
çalışmalar öneriyorlar. Yapıyoruz, birkaç örnek uygulama Türkiye'de yaptık. Test süreçleri devam ediyor. Özellikle yem sektöründe mesela otomotiv diyoruz ama evet. Yem fabrikalarında ilginç bir şekilde yansımaları görüyoruz. Çok basit bir örnek vereyim. Diyelim ki tavuk yemi üreten bir yem fabrikanız var. Bu fabrikanın Endüstri 4.0 süreçleriyle donatılması gerekiyor. Aksi takdirde her bir çiftlikte üretilen tavukların kesim süreçleri farklı olduğu için yem tedarik zincirlerinin de esnek olması gerekiyor. Siz 40 gün sonra keseceğiniz tavuklar için 50 günlük yem alırsanız Çin'le baş edemezsiniz. Zarar etmiş olursunuz. Maliyetleriniz artar. Kamyonların çiftlik ve fabrika arasında gideceği yolları bile optimize etmek, takip etmek gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'de birçok firma endüstriyel uygulamalarıyla ilgili çalışmalar yapıyor ve bize başvuruyor. Birlikte yapıyoruz. BİN fuarında onlarla ilgili birkaç örnek paylaşacağız yine. Görecekler arkadaşlar geldiği zaman bizimle beraber. Evet. Bir soru da şunu soruyor. Ürünün bir hafızaya sahip olmasının verimliliğe katkısı nedir? Çok önemli arkadaşlar. Yani şimdi insan, biz değişiyoruz. Biz insanların en büyük özelliği değişmeleri. Biz sürekli değişiyoruz. Kullandığımız ürünler de sürekli değişmesini istiyoruz artık. Çünkü aynı ürünü bir sonraki süreçte kullanmamız mümkün değil. Dolayısıyla şöyle düşünün. Kola içmeye gidiyorsunuz. Marketten bir kola alıyorsunuz. Kutusunda bir kola alıyorsunuz. Ben çok eskiden hatırlıyorum. Üçgen piramit şeklinde meşrubat kutuları vardı. Ama ne tutması, ne nakliyesi, konforlu değildi. Evet, öyle bir şey vardı. Sonra herkes optimum yuva. Belki dikdörtgen kutu olmasını isteyeceksiniz. Veya belki ben kolayı içtiğim zaman içindeki şeker miktarını değiştirmek isteyeceğim. Bir sonraki seansta biraz daha az şekerli bir kolayı, yani zero içmek istemeyeceğim. Arada bir şey içmek isteyeceğim. Kutunun üzerinden bunu kodlayarak bu kutunun içinde kolayı bana üreten üreticinin bir sonraki tedarik zincirinde benim alabileceğim yerlerde, benim devamlı gittiğim marketlerde o kolanın bulunmasını sağlayabilecek bir tedarik zincirini ben istiyorum şahsen. Dolayısıyla siz de isteyeceksiniz. O zaman ambalajların mesela içindeki ürünü takip ediyor olması gerekecek belki de. Evet, bayağı heyecanlı geliyor kulağa. Evet. Bir soru da şunu soruyor. Yeni nesil fabrikalar için çevre kirliliği ya da atmosfere salınan karbon ayak izi nasıl önlenebilir? Valla bununla ilgili birçok firma öncelikli çalışıyor. Mitsubishi Electric'in bütün süreçlerinde, hatta bu sunumlarımızda da görmüştürsünüz. Sağ üst köşede açabiliriz aslında orayı. Sağ üst köşede çevreyle olan, herhangi bir sunumumuzu açalım. Çevreyle olan sağ üst köşede görürsünüz. Çevrenin yeşil, evet yeşil kalması ile ilgili etik konseptlere birinci sırada önem veriyoruz bu şekilde. Her ürünün çevre, doğaya tekrar dönüşebilmesi ile ilgili bir politikası var. En önemli şey çevre arkadaşlar. Mesela ürün tasarımlarında üretilen enerjinin, cihaz içinde harcanan enerjinin fazlasının veya geri kazanılan enerjinin şebekeye gönderilmesiyle ilgili konseptler bütün tasarımı değiştiriyor. Daha pahalı olacağına bile bile onu yapıyoruz arkadaşlar. Belki de bunu önemsemeyen bir motor sürücüsü daha ekonomik olabilirdi ama biz bunun pahalı olacağını, size daha çok para harcamanıza sebep olacağına rağmen çevreye önem verdiğimiz için bu enerjiyi ısı olarak, karbon olarak dışarı atmıyoruz. Şebekeye geri gönderiyoruz. Örneğin. Evet. Ben en son bir soru daha eklemek isterim. Tabii. Aklıma gelmişken. Şimdi Türkiye'de sizinle birlikte çalışmak isteyen arkadaşlarımız olacaklardır. Bir kariyer fırsatlarıyla alakalı bir şeyler söyleyebilir miyiz? Yani çalışmalar Türkiye'de mi yürütülüyor yoksa yurt dışında yürütülüyor da Türkiye'de? Şöyle, ben şöyle çok isteyeyim. Mitsubishi Electric global bir firma. Tıpkı bizimle aynı işi yapan diğer global firmalar gibi dünyanın her yerinde ki organizasyonlarında iş bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben Anadolu coğrafyasında yaşayan bizim gibi insanların yaratıcı zekasına çok saygı duyuyorum ve güveniyorum. Aynı ürünleri dünyanın her yerinde kullanıyorlar, görüyorum, gidiyorum.
Ama Türkiye'de kullanıldığı gibi esnek, yaratıcı kullanıldığını çok nadir görüyorum. Dolayısıyla insan kaynağı olarak bir potansiyelimiz var. Bizim organizasyonumuzda da lokal insan kaynakları süreçlerimiz var. Danışmanlık firmalarıyla arkadaşlarımızı en uygun işe yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama insan kaynakları süreçlerine erişemediğini düşünen arkadaşlarım, meslektaşlarım için de üniversitelerde bir takım süreçler yapıyoruz. Örneğin önümüzdeki ay veya bir sonraki ay, tam istemem tarihi, Doğuş Üniversitesi'nde olacak insan kaynakları müdürümüz ve insan kaynakları uzmanlarımız genç arkadaşlarla bir araya gelecekler ve bizim iş tanımlarımızda o arkadaşlarımızın nasıl değerlendirilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunacaklar. Ama ben kendi ekibim özelinde söylüyorum, hep genç arkadaşlara, yeni fikirlere, yaratıcı düşünceye öncelik vermeye çalışıyorum. Ve benimle çalışan birçok arkadaş okulu bitireli belki bir veya iki yıl olmuştur üniversite sürecini bitireli. Ve bununla da gurur duyuyorum. Çok zor bir süreç. Evet, benim üzerime ekstra bir yük getiriyor belki ama şirketimizin insan kaynağı politikası bunu destekliyor. Dolayısıyla arkadaşlar, yeni arkadaşlara, yeni fikirlere, herkese kapımız sonuna kadar açık. Elimizden geldiğince insan kaynağımızı büyük tutmaya çalışıyoruz. Çünkü yeni endüstri evresinin çok daha fazla nitelikli ve genç arkadaşa ihtiyacı var. Bence bu gençler için bir şans. Evet, çok evet. Bizi mutlu eden bir cevap evet. Oldu bu. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir webinar oldu. Teşekkür ederim. Ben size tanıştığıma, sohbet ettiğime de çok memnun oldum. Eminim bizi izleyen arkadaşlar da çok faydalanmışlardır. Dilerseniz yavaştan kapatalım. Peki, teşekkür ederim herkese. Mitsubishi Elektrik ve CLP Türkiye olarak sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yeniden böyle dijital bir dünyada beraber olmak istiyorum. Çok teşekkürler tekrardan. Değerli Elektrik Port takipçileri, hepinize çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bu webinarımızı burada sonlandırıyoruz. Başka bir webinarda yine görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyoruz.